TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, en düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 7500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada torba yasa teklifinin toplam 16 maddeden oluştuğunu söyledi. Elitaş, 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. Bağkur'dan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı alanlar, 5500 lira alanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen iki gün önce bir televizyon programında verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. Bu çerçevede en çok bundan faydalanacak olanlar hem Bağkurlular, hem SSK'lılar olacaklar, hem de bu sene emekli olacağını planladığımız, bize gelen bilgilere göre 2 milyon 250 bin EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan 5500 lirada yoğunlukta emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7500 liraya çıkmış olacak en düşük emekli maaşı. Bu çerçevede 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyon kısım sanıyorum 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Diğerleri 7500 liranın altında kim varsa 7000 lira emekli maaş alanda 7500 liraya çıkarılacak. 5500 lira emekli maaş alanda 7500 liraya çıkmış olacak. Değerli izleyenler, son dönemde piyasa rakamları hareketli seyrediyor. Altın ve döviz bir yükseliş bir düşüşte. Ekonomist Ömer Uzunoğlu depremin ekonomik boyutunun 10 yıl süreceğini ifade etti. Uzunoğlu 2023 yılı ekonomik anlamda dengesiz devam ettiğini söyledi. Piyasalar hareketli seyrine devam ediyor. Altın ve dolar bir inip bir yükseliyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu piyasaları değerlendirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararında ısrarcı olmasının yanlış olduğunu belirten Uzunoğlu, depremin ekonomik boyutunun 10 yıl süreceğini kaydetti. Ömer Uzunoğlu, 2023 yılının dengesiz bir ekonomiyle devam ettiğini ifade etti. Altında ciddi boyutta bir sıçramayı gördük biz, yaşadık bu hafta. Muhtemelen önümüzdeki hafta devam edecek gibi. İç konjektürde dikkat edeceğimiz en önemli şey seçime odaklanma olayı. Tahminen 6 aydan beri düz bir trendte gelen döviz fiyatları muhtemelen seçime kadar bu akışta gidecek. Fakat bunun bedelini 85 milyon çok ağır bir biçimde ödeyecek. Bunu her seferinde uyarıyoruz, söylüyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 yılı geçen süreçte özellikle faiz düşürümünün başlamasıyla beraber Türkiye konjektüründe ekonomide çok ciddi bir sıkıntı süreci başladı. Neredeyse çivisi çıktı ekonominin. Muhtemelen 8,5 olan bu faiz oranları seçimlerden önce bir önceki yapılacak toplantıda belki sembolik olarak birazcık daha düşürülecek. Ancak benim tavsiyem, Sayın Cumhurbaşkanı her zaman söylüyorlar, faiz neden, enflasyon sonuçtur diye. Faizi sıfırlarlarsa öyle tahmin ediyorum ki ben, Türkiye'de enflasyon da kendi tahminlerine göre geriye gelecek. Belki büyümemizde de çok ciddi bir sıçrama olacaktır. Ancak bir tarafta %8,5'u konuşurken diğer tarafta gecelik faizlerin %28'de olması Türkiye'nin %8,5'luk rakamın hiçbir anlam ifade etmediğinin net olarak ispatıdır. Zaten bankalar %30'un üzerinde rakamlarla 33'leri ben duydum mevduat topluyorlar. Böyle bir konjektürde hala %8,5'ta ısrar etmenin hiçbir akla yatkın tarafı yoktur. Biz şu anda ödenecek olan faturanın belki farkında değiliz ancak deprem sonrasında ortaya çıkan profil veya boyut gerçekten ülkede yalnız 11 il değil Türkiye'nin tamamını en derin biçimde etkilemiştir. Ve muhtemelen belki önümüzdeki hiç mübalağa değil
10 yıl buranın zararını biz tolere etmek için mücadele edeceğiz. Faizleri 8,5'te tuttu ama diğer taraftan FED, Avrupa Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ediyorlar. Çok büyük ihtimal içinde bulunduğumuz yılda bu akış devam edecek. Türkiye 2022'de defalarca söyledim, kusursuz bir dengesizlik yılı yaşadı. 2023'te de aynı şeyi kusursuz bir dengesizlik yılı olarak devam ettiriyor. Değerli izleyenler, Kayseri denilince ilk olarak akla gelen pastırma ve sucuğun fiyatları bir hayli yükseldi. 1 kilo sucuk 240 lira ile 370 lira arasında, 1 kilo pastırma ise 440 ila 840 lira arasında bir fiyatla satışa sunuluyor. Pastırmanın bir dilimi ise 8,5 lira oldu. Kayseri'nin meşhur iki lezzeti pastırma ve sucuk, Ramazan sofralarının da olmazsa olmazı. Hem iftarda hem de sahurda mutlaka bu iki lezzet bulunuyor. Ben ilk dönemde ağzım açık kaldım. Pastırma ve sucuk esnafı Ramazan ve yaz sezonundan umutlu. Depremlerden dolayı satışların da etkilendiğini söylüyorlar. Valla beklentimiz Ramazan'da işte sanırım Cumhurbaşkanımız da biraz az emeklilere 2000 lira kadar şey yaptı. İnşallah onlarla da beraber biraz işlerin iyi olacağını tahmin ediyoruz yani inşallah. Bir de seçim öncesi ya, bunun hareketliliği olacak mı? Ya hareketli olacak tabii, yani nasıl olacak? Çünkü her şeyden kısar ama bizim insanımız şeyden kısmaz, boğazından kısmaz. O yüzden umutlusunuz. Tabii umutluyuz. İnşallah bereketli bir Ramazan geçirmeyi istiyoruz yani. Son dönemde pastırma ve sucuk fiyatları arttı. Bir dilim pastırma 8,5 TL oldu. Sucuk 240 liradan, pastırma 440 liradan başlıyor. Fiyatların artması ise et fiyatlarına bağlı. Vallahi biraz uçuk, yani bayağı bir uçtu fiyatlarda. Et oranını biliyorsunuz, yani etlerde falan bayağı bir zamlar falan geldi. Öyle. O yüzden fiyatlara da yansıdı. Tabii canım, fiyatlara yansıdı. Şu an mesela pastırma fiyatı? Şu an 840 lira en iyi pastırma. Yani bayağı pahalı. En düşük pastırma ne kadar? En düşük pastırma şu an 440 lira. Sucuk? Sucuk yani o da kalite kalite. Ya oranına göre ya artıça fiyat değişiyor. Sucuğun da şu an en iyisi 370 lira. En ucuzu da 200'den 240 arası. Kayseri denilince akla hiç kuşkusuz pastırma ve sucuk geliyor. Ancak pastırma fiyatları son dönemde oldukça arttı. Hemen bakacağız efendim, bu hangi bölgesi oluyor pastırmanın? Bu antikot kısmı. Pastırmanın antikot kısmı yağlı çıkar ama çok lezzetlidir. Çok lezzetlidir. Evet. Ama tadı lezzetli ancak işte fiyatı tat kaçırıyor. Aynen öyle. Pekala, bir dilim pastırma ne kadar? Bir dilim pastırma aşağı yukarı diyorum ya 7,5'dan 10 lira arası. Hesaplayalım mı, buyurun? Yapalım. Buyurun, yapalım. Getirdik şu an. Evet, bir dilim pastırmaya bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet, 8 lira 40 kuruş. 8,5 TL. Aynen. Bir dilim pastırma 8,5 lira oldu. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk iftarını memleketi Develi'de hemşerileriyle birlikte açtı. Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar sofrasına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra eşi Necmiye Büyükkılıç, ailesi ve ilçe sakinleri katıldı. Develililerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, tek tek masaları dolaşıp vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, teravih namazını da Develi Çarşı Camii'nde kılarak Ramazan'ın bereketini Develililerle birlikte yaşadı. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dua ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Rabbim dualarımızı kabul, birliğimizi de daim eylesin" diye konuştu. Ayrıca namaz sonrası Büyükkılıç ailesi tarafından cami cemaatine hayatını kaybeden aile büyükleri Nafiye Tokgöz Hayrı'na lokma tatlı ve su ikram edildi. Başkan Büyükkılıç'a Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da eşlik etti.
Melikgazi Belediyesi camilerde yaptığı rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak Ramazan ayına özel camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı. Camilerin temizliğiyle genel bakım çalışmalarının periyodik olarak tekrarlanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak rutin olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz ancak Ramazan ayına özel temizlik yaparak, camilerimizde genel temizlik çalışması yaparak gül suyu sıktık. Camiler günlük kullanımda olan toplu ibadet mekanları oldukları için belirli zamanlarda temizliklerinin yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için hem dezenfekte hem de temizlik çalışmalarına devam ediyoruz dedi. Balancıoğlu gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde cami mescitlerde halılar, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar silindi. Gül suları sıkıldı. Camilerimiz pırıl pırıl oldu. Manevi değerlerimiz olan cami ve türbelerimize sahip çıkmamız gerekiyor diye konuştu. Koca Sinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra tatlı ikramında bulunuyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolak Bayraktar, Ramazan ayının feyzini Koca Sinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu belirtti. Koca Sinan Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün bir camide teravih namazından sonra tatlı ikramında bulunuyor. Vatandaşlara teravih namazından sonra ikram lokması uygulaması ile tatlı ikram ettiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, Ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğuna dikkat çekti. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri de Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Mutlu, ne mutlu. Allah'ım daha çok versin. Allah'ım devletimize zaval vermesin hemşerim. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok memnunuz. Tatlılar çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Talas Belediyesi'nin ilk kez 2021 yılında Ramazan ayında başlattığı Biz Pişirelim, Siz Ulaştırın uygulaması bu yılda yüzleri güldürüyor. Talas Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi'nin ilk kez 2021 yılı Ramazan ayında başlattığı Biz Pişirelim, Siz Ulaştırın uygulaması bu yılda yüzleri güldürüyor. Vatandaş belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen uygulamada Ramazan ayı boyunca her gün depremzede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 1000 kişiye yemek ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca her gün saat 18'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama çerçevesinde Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahalle Meydanı ve Mevlana Mahalle Meydanı Selçuklu Evi önü olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek servisi yapılıyor. Büyük beğeni toplayan uygulama Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. Değerli izleyenler, özellikle Ramazan boyunca su tüketimi ya da iftarda, sahurda yenilecek yemekler oldukça önem arz ediyor. Çünkü uzun süre açlığa maruz kalan vücut bazı tepkimeler ya da sıkıntılar oluşturabilir. Diyetisyen Fatma Uçan, iftarda ağır yemeklerden uzak durulması ve iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşları Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık yaşayacaklarını, bu nedenle mutlaka sahur yapmaları gerektiğini konusunda uyaran diyetisyen Fatma Uçan, bizim yöremize uygun olarak içli keteler, pişiler ve ağır yağlı kızartmalardan olabildiğince uzak durmalıyız diye konuştu. Uzun süreli açlık bizi bekliyor. Bu yüzden mutlaka sahur yapılmalı. Sahurda da çok daha ağır besinler yerine, kızartmalar, hamur işleri yerine tahıllı ekmek, peynir, zeytin, yumurtadan oluşan sanki bir kahvaltıymış gibi sahuru yapmakta fayda var. İçli keteler, yöresel bizim yöremize uygun olarak içli keteler, pişiler, işte ağır yağlı kızartmalardan olabildiğince uzak durmalıyız. Su tüketimini artırmak amaçlı cacık, ayran, süt gibi yine midede de kalma süresi uzun olan sıvılar da tercih edilebilir. İftarda da yemeğe birden yüklenmenin büyük bir hata olacağını işaret eden diyetisyen Uçan, vücudumuzun suya ihtiyacı var dedi. İftarda bir anda yüklenmemek bizim için çok kıymetli. Bir anda yüklenmemek derken
Öncelikle zeytinle orucumuzu açtık. Mutlaka su içmeliyiz ilk önce. Vücudun bizden en önce beklediği su çünkü. Sonrasında çorba ve salatayla öğüne başlayıp biraz ara verip, işte bu arada belki tabaklar yerleştirilebilir, belki evde birkaç tur atılabilir. Ama mutlaka masa başında sohbet olabilir ama mutlaka ara verilmeli. Sonrasında salatanın devamıyla beraber bir tabak ana yemek, belki yanında bir dilim tahıllı ekmek, biraz ayran ya da belki biraz bulgur pilavı gibi bir yan öğünle, yan tabakla yemeğimize devam etmeliyiz. Ana yemekler konusunda da işte haftanın günlerine yayarak sebze yemekleri, et yemekleri ama yine kızartmadan, hamur işlerinden uzakta bir öğün tercih edilmeli. Su susamıyorum ben, işte iftarla sahur arasında su içemiyorum desek bile, vücudumuz su istemediğini düşünsek bile bütün organlarımızın suya ihtiyacı var. Bu anlamda mutlaka iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak kadar su tüketmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Bitki çaylarını ve kahveyi ödemde tuttukları için bu dönemde abartmamak kıymetli. Tabii hiç tüketmeyelim demiyorum. Yine belki bir fincan yeşil çay, bir sade kahve tüketilebilir. Ama yine de bu tarz besinleri abartmamakta fayda var. Bu açlık süresi, oruç eğer ki güzel yönetilebilirse, yani sahur ve iftar olması gerektiği gibi yapılırsa fayda haline bile dönüşebilir. Ama eğer ki dikkat edilmezse, çok ağır besinlerle öğüne başlanır veya sahur yapılmadan oruç tutmaya çalışılırsa, özellikle kronik hastalıklarda seyrinde sıkıntı gözlemleriz, bekleriz. Değerli izleyenler, şimdi yine çok ama çok önemli bir uyarı var. Şap hastalığıyla alakalı ki vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Özellikle hayvan sahibi vatandaşları, hayvanlara bakım yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, şap hastalığıyla ilgili verdiği bilgilerde hastalığın taşınma ihtimali nedeniyle ahırlarda önlemler alınması gerektiğini söyledi. Ergül, ahırlara girip çıkan kuşlar başka bir işletmeye virüsü taşıyabilir dedi. Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, şap hastalığının viral bir hastalık olduğunu ve salyayla virüslerin yayıldığını söyledi. 81 vilayetimizde karantina var. Yeni çıkan şap virüsüyle, suşuyla ilgili olaraktan. Tabii bu dönem dönem olabiliyor, böylesi salgın şekliyle. Daha önceki yıllarda da A22 ile ilgili, yani İran suşu diye nitelendirilen, gene böyle bir salgın olmuştu. Tüm bölgelerde hayvan giriş çıkışı yasaklandı şu an için. Bunun bir de maddi de tabii cezası bulunmakta. Kaçak olaraktan hayvanların giriş çıkışı artık 47 bin lira gibi bir cezası da var bunun. Şu an için tüm yurdumuz bununla ilgili karantina içerisinde. Başkan Ergül, ahırı bulunan vatandaşları kuşlara karşı uyardı. Kuşlar için ahırlara file ya da tel örgü konulmalı diyen Başkan Ergül, ahırlara girip çıkan kuşlar başka bir işletmeye virüsü taşıyabilir şeklinde konuştu. Virüs tabii aynı şey gibi, bir ahırdan bir ahıra veya işletmeden işletmeye, bir şehirden bir şehire hayvanların hareketleriyle geçmekte. Onun için zaten bakanlığımız hemen tedbir olaraktan hayvan hareketlerini kısıtladı, yasak koydu. Onun haricinde de belki sizin işletmenizde hastalıkla ilgili belirti yok ama yan komşunuzdaki işletmede hastalık belirtisi var. Siz o işletmeye gidip tekrardan kendi işletmenize geldiğinizde bile veya kuşlar vasıtasıyla, işte şimdi ahırlarımız kimisi açık sistemde, kimisi de kapalı sistemde. Açık sistemdeki işletmelerde belki dezenfeksiyon kullanılaraktan hayvanlara bir takım tedbirler almak kaydıyla bu iş önlenebilir ama kapalı sistemdeki ahırlarda pencerelere, özellikle kapı giriş çıkışlarına tel koymak, işte hayvanların, kuşların özellikle içeriye giriş çıkışını önlemek biraz daha hastanın bulaşmasını azaltacaktır. Ama onun haricinde bunun en etkili yolu yapılan, üretilen aşıyı, o suşun içerisine koyduğumuz aşıyı hayvanlara tatbik etmek ve ondan sonra 21 gün içerisinde tam bağışıklığını, koruyucunu verecektir aşı. Yavaş yavaş da hastalık sönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kayseri Milletvekili aday adayı olan avukat Zeki Gümüş, TV1'e ziyarette bulundu. Gümüş,
Genel Yayın Yönetmenimiz Doğan Havur'la fikir alışverişinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili için aday adayı olan Avukat Zeki Gümüş, TV1'e ziyarette bulundu. Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'la yaptığı fikir alışverişinin ardından bir açıklama yapan Gümüş, ülkeye ve Kayseri'ye hizmet için yola çıktığını söyledi. Hukuk, ekonomi ve işletme noktasında tecrübeleri olduğunu belirten Gümüş, ülkem ve Kayseri için faydalı olacağımı inanıyorum dedi. Hukuk noktasında ayrıca ekonomi tahsilim var. Ve işletme tahsili. Bunu hepsini harmanladığımda ülkeme, vatanıma, Kayseri'me faydalı olacağıma inandığımdan dolayı aday oldum yasaların çıkmasında. Şimdi yasalarımız çıkıyor, şöyle çıkıyor. Torba yasa diye bizi torba yasaya alıştırdılar. Yani torba yasada yasaların ruhu gitti. Aslında torba yasa kavramını, anlayışını hoş görmüyorum. Yasaların ruhunu vermek lazım. Bu ruhu verebilmek için de mecliste hukukçuların, adalet insanlarının çoğalması gerekir. Onun için mecliste yasalar adına, adalet adına mücadele edebilmek için bu yola çıktım. Peki Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaç milletvekili hedefliyorsunuz? Yani Kayseri'de Türkiye genelinde ciddi bir şey var, rüzgar esiyor. Çok ciddi bir rüzgar. Şu anda o rüzgarın Kayseri'deki yansımasını hissedebilmek adına iyi bir listeyle inanıyorum ki 3 veya 4 milletvekilini zorlarız diye düşünüyorum. Kütüphaneler şehri Kayseri'de. Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri gençlerin uğrak yeri olurken 2023 yılının ilk 3 ayında kütüphaneler 700 bin ziyaretçi ağırladı. Okuyan ve okutan şehir Kayseri, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde 2023 yılının ilk 3 ayında 700 bin ziyaretçi ağırladı. Kayseri'nin geleceğe miras olarak kalacak kütüphaneleri gençlerle dolup taşarken, yükseköğretim kurum sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Önündeki insanlar da çalıştığı için daha verimli bir ortam olduğundan kütüphaneyi tercih ediyorum. Gayet rahat, bir sıkıntımız yok. Memnunuz. Belediyemize teşekkür ederiz. YKS sınavına hazırlanıyorum. Mezunum ikinci sene. Sabah 9 gibi geliyorum. Bazen daha erken, bazen daha geç. Burası çok rahat. Zaten çorba ve çay da veriliyor. Kütüphane herkes ders çalıştığını görünce, yani kafamı kaldırınca zaten otomatikman moralim bozuluyor. O yüzden direkt tekrar derse dönebiliyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Dalımda ilahiyat. İlahiyat olduğu için de kaynak bulmamızda da sıkıntı oluyor. Ama tabii ki bu gibi durumlarda kütüphaneler imdadımıza yetişiyor. Teşekkür ediyorum öncelikle hem devletimize hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendileri bu işle çok ilgili ve alakadar. Ondan dolayı da tüm öğrenci kardeşlerimin adına da teşekkür ediyorum. 9. kütüphaneyi de Kayseri'ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odaları, ücretsiz internet hizmetleri mevcut. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, ilçelere de ihtiyaç ve talep doğrultusunda 2023 yılında yeni kütüphaneler kazandırmayı planlıyor. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte minik yürekler ve yaşlılar bir araya geldi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında minik yürekler ve yaşlılar bir araya geldi. Okul müdürü Nur Esra Güngör, okulumuzda bereket büyüklerle beraberdir misyonuyla yola çıktık dedi. Yaşlılar Haftası nedeniyle okulumuzda bereket büyüklerle beraberdir misyonuyla hareket ederek çocuklarımız ve büyüklerimizle güzel bir yemek yemek istedik Ramazan öncesinde. Öğrenciler içerisinde torunu bulunan Araplı Mahalle Muhtarı Hamza Bulut da emeği geçenlere teşekkür etti. Okulumuzun etkinliğine katıldık davet üzerine. Ve okuldaki olan bir etkinliğin çok güzel ve başarılı iyi olduğunu hissettik ve gördük.
Burada hocalarıma ve bütün emeğe geçenlere hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Kayseri Malatya Karayolu üzerinde polis ekiplerinin bir araca düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik malzeme, kaçak sigara ve tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde bir aracı operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 14 gümrük kaçağı cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek, 70 gümrük kaçağı sigara, 34 elektronik sigara, 9 akıllı kol saati, 34 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5607 sayılı kanuna muhalefet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları çerçevesinde bir kişi gözaltına alındı. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kayseri Spor da çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele 6 Nisan'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı. Buna göre çeyrek final maçları 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde oynanacak. Gaziantep FK'nın deprem felaketi sonrası ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor mücadelesi oynanmayacak ve Sivas temsilcisi hükmen galip sayılacak. Yarı final birinci maçları ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olup, rövanş müsabakaları ve final karşılaşmasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayseri Spor'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 6 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Efendim hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın.